Selamlar Brawlstars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Kurov'un solo nasıl rank 35 yapıldığını sizlerle birlikte paylaşacağım. Eğer kanala yeni katıldıysanız, daha öncesinde benim kim olduğumu bilmiyorsanız hemen sizlere hesabımı hızlıca göstereyim. 39 karakterim var, toplamda 5 tane 1K yaptım. Sağ üstteki olan oynatma listesinden yapmış olduğum benim 5 tane 1K maçlarımı izleyebilirsiniz. Hepsini kayıt altına aldım. Şu anda en düşük karakterim 750, 39 savaşçım var ve 756 bir savaşçım yok. Hepsini nasıl 750 yaptığını Brawl Stars oynatma listesinin dışında kanalımda yine Rank 25 olarak bir oynatma listesi daha var. Yine sağ üstte çıkan oynatma listesinden onlara da bakabilirsiniz. Total kupam 30.157. Şu anda ara verdim. Çok fazla oynamıyorum. Sadece video için girmeye çalışıyorum. Bir de klanım olduğu için klanıma neler oluyor neler bitiyor diye oyuna giriyorum. Şimdi dilerseniz hemen maçlara geçelim. Evet, tekrardan birlikteyiz. Şimdi maçlara başladık. Maçları yine her zaman olduğu gibi ben izlemedim. Sadece bu Ind arkadaşımızın YouTube'da açıklaması olacak zaten kanalının. Oradan girip de bakabilirsiniz. 19 tane karakteri yapmış solo'da 1K. İnanılmaz. Yani büyük ihtimal hepsini solo'da yapmıştır. Onlara da bakabilirsiniz. Maçları izlemedim. Sadece klipte biraz değişiklikler yaptım. Ve o şekilde de şimdi sizlerle birlikte beraber izliyoruz. Gördüğünüz gibi hani VPN kullanmıyor arkadaş. Dolayısıyla maçlar güzel geçecek. Yani önceki arkadaşlar gibi de hani herkes VPN kullanacak diye de bir şey yok. Hani arkadaş kupası düşük atan maçların olmuş olduğu ülkede yaşar. İşte Yeni Zelanda, Avusturya, Amerika'nın bazı yerleri, Meksikalar falan. Oralarda yaşayan arkadaşlara düşük atıyor. Ama Türkiye'ye veya ne bileyim İngiltere falan buralarda yüksek atıyor. Maçta gördüğünüz gibi Karl'ın yoğun olarak kullanılmış olduğu dönemlerde yine Bee her zaman olduğu gibi Revaç'ta fazla kullanılıyor. Bibi'de giren arkadaşlar var. Onlara da birazdan bakacağız. Sağda bir tane Spike'ı sıkıştırmaya çalışıyor. 6 yükü kadar ulaştı. Hangi yıldız gücünü kullanıyor? Evet, şeyi kullanıyor. %20 az hasar alıyor. %20 de zehri fazla hasar veriyor rakiplere. O yıldız gücü bence de gayet iyi. O bana çıktı mı? Zannedersem çıkmadı veya gelmese de pazardan almış mıyım bilmiyorum. Devam ediyoruz. Şu anda 5 tane rakip kaldı zannedersem. Bee ile maçın başında takım oldu. Kurov solo hakikaten çok iddialı. Ben de videoları özellikle solo ya da duo çekmeye çalışıyorum. 3v3 savaş topu, elmas kapmaca falan yakın arkadaşlarımdan yapan olursa, oyun içi arkadaşlarımdan, o şekilde paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Ama onun dışında işte yok işte şu nasıl yapılır 35, bu nasıl yapılır 35 diye 3v3 aratmak istemiyorum. Zaten takımınız olduğu zaman ve siz de gerçekten iyi oynuyorsanız 3v3'te bir şekilde bir şeyler yapıyorsunuz. Ama solo herkesin yapabilecek olduğu bir platform olduğu için özellikle maçların solo olmasını tercih ediyorum. Rank 35 Kurov'da kesinlikle dikkat çeken bir karakter. Şu an ikinci maçındayız. Ben de nasıl yapıyor diye özellikle bakıyorum. Gördüğünüz gibi hemen Daryl'ın atmış olduğu süperine karşılık Kurov'da hemen aksesuarını kullandı. Daryl'ın yeni aksesuarı biliyorsunuz. Yavaşlatıyor ortamı, tekrar orada gördüğünüz gibi süpere çekti. Şu anda ultisini doldurdu Kurov ve bayağı popüler durumda. Shelly, gördüğünüz gibi Shelly gerçekten çok giriyorlar. Solo'da Kurov giren arkadaşlar da var. Birazdan yine Bee'yi göreceksiniz. Bee, Kurov, Shelly, Bibi. Bunların arasında dönüp dolanıyor takımlar. İşte El Primo falan. Evet, solda bir tane Bibi gördünüz. Hani diğer arkadaşlar gibi değil. Mesela Mortis olsun veya başka saçma sapan Frank olsun. Barley solo 3000 maçında gelen arkadaşlar. Yani bunlar hakikaten komik şeyler, durumlar. Ama bu arkadaşımızı gördüğünüz gibi zaten maçın içeriğinde siz az çok iyi oynamasını rakibe olan saldırılardan değil de sürekli spin atmalardan anlayabiliriz. Görüyorsunuz herkes spin atıyor. Spin atmak hakikaten yüksek kupalara geldiniz artık, hani ben seninle takım olmak istiyorum, bana vurma işte ateş etme falan, ben de biraz kupa alayım ayağına yatan arkadaşlar. O yüzden buralar yüksek kupalar, her türlü belli oluyor. 4 savaşçı kaldı. Bibi'yi zorlamaya çalışıyorlar. Bak, Int kesinlikle soldaki Bibi'ye sıkmıyor. Niye? Çünkü sıkarsa gelip onu rushlayabilir. En kötü 3. olur. Az önce de 5 takım varmış, bunu da hatırladım. Şimdi sıkmaya başladı çünkü alan daraldı. Soldan gelen bir Shelly var. Çünkü buna sıkmazsa, eğer buna sıkmazsa, Bibi'ye sıkmazsa Bibi gelip ona bir tane atacak. Şarjlı vurusuyla birlikte
Indy dışarı doğru sürükleyecek. Şu anda Indy'nin durumu gayet iyi. Kalkan da bastı ve hemen birinci oldu gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. En sonunda nasıl rank 35 olduğunu da yine gösterecek. Indy arkadaşımızda yine şey var. Ateşli Krov'un emojisi var ki bu hakikaten bende Krov olduğu için iyi ki de çıkmış. Hani en çok istediğim karakter. Hani artık hiçbir karakterin çıkmasına gerek yok. Bir de Gold Krov'u alırsak inşallah bir power play yapacağım ya. Şu an saat gece 1.30. Power play yapmadan gitmemem lazım, uyumam lazım. Yukarıdan bir gördüğünüz gibi Krov'u bayağı zorladı ve halen daha devam ediyor. Görüyorsunuz yukarıdan geliyor. Bak bak bak. Hiç sakın aldanmayın. Çünkü Indy zaten yapmış. Önceki atmış olduğum videoda görmüşsünüzdür. Oradaki arkadaş. Gördüğünüz gibi gitti. Hani Mike solo tecrübe, cesaret isteyen bir karakter. Zaten Mike girerseniz soloda kesinlikle yanınızda bir takımınızın olması lazım. Yani takım olarak bir solodan bir arkadaş bulmanız lazım. Onu da iyi seçmeniz gerekiyor. O da artık sizin şeyinize kalmış. Alttaki Krov'u zorlamıyor. Yukarıda bir tane Colette var. Colette'de girenler bazen oluyor. Kötü Colette var. Yıldız gücü olmayan arkadaş yok. Önceki 1250 videoları gibi değil. Burada yüksek kupalar. Max'in yok zannedersem. Bakayım. Max'in yok gibi. O da zaten spin atıyor. Bazı arkadaşlar var. 9 seviye Max, 9 seviye Pam çıkmışlar abi. 1000 kupalarda takılıyorlar. 1K yapmaya çalışıyorlar. Evet, sağ alttaki Carl öldü. Spike Carl'ı kesti. Orada bir tane Robo Spike görüyorsunuz. Ve oradaki Carl'ı da bayağı zorladılar. Aşağıda yine başka bir tane Crow var. Altın Mecha Crow yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Evet, Indy'nin yukarı doğru çıkması daha güzel bir pozisyon almasını sağlayabilir. Burada olabildiğince rakiplere sıkıp ulti doldurmaya çalışıyor. Bak, önemli olan nokta şu. Aşağıdaki Crow'a hala sıkmıyor. Mesela bak hala bekliyor. Aşağıdaki Max sıkmıyor. Şu an sıktı. Yani ben olsam ne bileyim baştan beri sıkarım. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer o size sıkmıyor ve siz ona sıkıyorsanız, o savaşı başlatıyorsanız diğer arkadaş da size sıkma ihtimali olabilir. Şu an 7 yüklü. Oo, 3. oldu bu maçta. Bu maçta 3. oldu. Gördüğünüz gibi 7 yüklü Max vardı ve orada Krova değildi. Gitti ona daldı. Çünkü Krova kesmesi biraz daha zor olabilirdi. En azından oradaki Krova da Max'e sıkar. Onu keserler. En azından 2. veya 1. olur diye düşündü ama maalesef düşündüğü gibi olmadı. Üçüncü oldu. Solda bir tane Carl görüyorsunuz. Carl'ı aşağıdan zorluyorlar. Yukarıdan Int sıkmadı. Int bıraktı. Çünkü daha da sıkıp adamı ayar etme ihtiyacına girmedi hiç. Çünkü problem olabilir. Aşağıda ooo gitti. Piper çok tehlikeli. Solda da giren arkadaşlar var. Ooo bir tane aksesuarlı atışını attı. Güdümlü mermi diyorlardı ona. Hep karıştırıyorum. Adı çok da lazım değil zaten. İlk geldiği zaman nasıl kullanıldığını paylaşmıştım kanalda. Bana çıkmıştı hemen. Aman mikrofona öksürmeyelim, kulaklar patlamasın. Devam. Hani hiç et diye süt diye karışmıyor. Solda Carl'ın olduğunu biliyor. Carl'a sıkmıyor. B var yukarıda. Bak B'yi bekletiyor. Şimdi köşede kaldığını anladığı için B'ye sıkmaya çalıştı. Hani ben de yine bu videoları izlerken kendim de bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Hani solo rank 35 Krov'u deneyecek hal ve şeyde afiyette değilim. Çünkü hakikaten zaman alan şeyler. Deneseydim zaten karakterleri 800'e çıkartıp toplam kupamı da 31K'ya 32K'ya zorlayabilirdim ama şu an amacıma ulaştım. Şu anlık 30K ve minimum 750 karakter benim için ideal. Tekin aksesuarı çıkarsa yine aksesuarı. Onu deneyebilirim. Şimdi Carl 7360 canı var. Orada dibine girip aksesuar bassa kendini tehlikeye atar. Çünkü aşağıda Surge olduğunu biliyor. Aksesuar atarsa zor duruma girebilir. Aşağıda interneti zannedersem Carl'ın bayağı bir zayıfladı. Indy rahat kesti orada. Amber görüyorsunuz soluda. Genelde tabi B giriyorlar artık, hani Amber olsun, Carl'da zaten göremiyorsunuz. Ama B olsun, B olsun yine az önceki maçlarda denk geldi. Bu arkadaşlar da zaten aptal değil. Gördüğünüz gibi maçlar yüksek geçiyor. Ve zannedersem ki bu son maç 1250 kupada zaten oluyor şimdi. Tam orada dondurayım çünkü videonun klibine en sonunda yavaşlatma koymadım. 1253 kupaya kadar çıkartmış olduk Krov'u. Maçlar nasıl geçti? Yorumlarda siz de düşüncelerinizi belirtirseniz gerekli konuşmaları orada yaparız. Fikir alışverişinde bulunuruz. Bence bu kadar az bir olmaz zaten normalde. Hani Carl'ın yoğun olduğu dönemlerde alınmış bir video kaydı. Şu anda bulabildiğim en iyi zaten bu var. Hatta rank 35 solo Krov'u yapan arkadaş tek bu olabilir. Indy olabilir. Açıklamaya koyarım kanalını. Siz gidip kendi kanalında bakabilirsiniz. Neleri yapmış, ne yapmış, ne etmiş diye. 1250 dün atmış olduğum videoda orada göstermiştim. Orada bu arkadaşa da yer vermiştim maçlarını. Bence fena değil. Oyun anlayışından biraz kendime pay çıkartmak istersem eğer, bu videoda düşüncelerim şu şekilde olur.
genelde hemen adamlara gidip işte yok ulti kasayım, yok ensesini yapışayım moduna girmedi. Kimseyi de satmaya yeltenmedi. Hani Crow'u biliyorsunuz, yakına gidip aksesuar basarsa eğer neler yapacağını siz de biliyorsunuz. 2 yük yeterli bir yük. Hani 6-7 yük dalmadı adamlara hariç. 2 yükle aksesuarı basıp çok yüksek hasar bırakıp rakibi kesme ihtimali çok yüksek bir olan karakter. Korkulacak bir karakter. Bundan önce çok çok daha iyiydi. Bana çıkmadığı zamanlar biliyordum. Aksesuarı kullandığında kesinlikle ölümsüzdü Crow. Shelly'ye bile gidip yanına kafa tutan bir karakterdi. Dediğim gibi çok fazla etliye sütlüye bulaşmadan rahat bir şekilde oyunu götürmeye çalıştı. Alan çok daralmadığı halde kimseyi zorlamamak istedi. Çünkü zorladığı takdirde mermi harcıyorsunuz. Mermi harcadığınızda sizin yanınızda, sizin etrafınızda olan Akbaba gibi diğer savaşçıların gazabına uğrayabilirsiniz. Bu İnd arkadaşımız 18 tane rank 35 yaptığı için artık çok tecrübeli olmuş bu konularda. O yüzden bu maçları dikkate almanız benim için, sizin için daha önemli olabilir. Böyle bir düşünceniz varsa bu arkadaşın maçlarındaki oynayış pozisyonlarını, oynayış taktiklerini kullanırsanız sizin için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Evet, ben videonun burada sonuna geliyorum. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.